Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Uzaklardan uzak bir diyarda, zamanlardan eski bir zamanda, şirin mi şirin bir köyde Aslan Bey adında bir avcı yaşarmış. Aslan Bey her sabah şafak sökmeden uyanır, beline geniş bir kemer üzerine kılıcını takar, sırtına av çantasını asar ve okunu yayını omzuna alarak ormana doğru yol alırmış. Aslan Bey ormanın derinliklerinde en iyi av hayvanlarını vurur, etlerini evine getirir, kürklerini ise köy pazarında satarak ailesinin geçimini sağlarmış. Fakat bu Aslan Bey'in bir kötü huyu varmış. Aslan Bey kendisini fazlasıyla beğenir, herkesten üstün görürmüş. Köyde onun kibirli tavırlarından rahatsız olmayan kimse kalmamış. Aslan Bey'in karısı Lale Hatun ise sabırlı, nazik ve güzeller güzeli bir kadınmış. Uzun siyah saçları, zeytin gözleri ve zarif duruşuyla herkesin sevgi ve saygısını kazanmış. Her akşam Aslan Bey eve döndüğünde Lale Hatun onun kibirli övülmelerini dinlemek zorunda kalırmış. Aslan Bey her akşam gururla karısına "Söyle bakalım, bu dünyada benden daha iyi bir nişancı, daha usta bir avcı var mı?" diye sorarmış. Lale Hatun ise kocasının bu halinden çok korkar ve yüreği tir tir titreyerek "Hayır, yok efendim." diye cevap verirmiş. Günler böyle gelip geçiyormuş. Bir gün Aslan Bey köy kahvesine gitmiş. Bu eski kahvehane köyün erkeklerinin toplandığı, sohbet ettiği ve vakit geçirdiği bir yermiş. Kahvehanenin kapısından içeriye girer girmez Aslan Bey'in gözleri her zaman oturduğu köşedeki sandalyeyi aramış. Oraya oturup gururla arkadaşlarına usta nişancılığından, vurduğu ayılardan, tilkilerden, kurtlardan bahsetmeye başlamış. Kahvede bulunan gençler onun bu kibirli tavırlarından çok bıkmışlar ve Aslan Bey'in gururunu kırmak için ona bir oyun oynamaya karar vermişler. Gençlerden birisi sanki yeni bir haber duyuruyormuş gibi yüksek sesle ve heyecanla konuşmaya başlamış. "Ey arkadaşlar, bugünlerde bizim tarlaya kocaman bir ayı dadandı. Mahsullerimizi yiyor, bize hiç rahat vermiyor. Ey Aslan Bey, madem ki sen bu kadar usta avcısın, herhalde bu ayıyı vurabilirsin." Bunu duyan Aslan Bey göğsünü kabartarak ve sesini yükselterek cevap vermiş hemen. "Elbette vururum. Ayı geldiği zaman bana haber verin. Ben hemen oraya gelip onun icabına bakayım." İşte Aslan Bey kahvehanede tam bu şekilde kibirli, gururlu bir şekilde konuşurken kahvenin kapısında kocaman bir ayı belirmiş. Ayı kafasını sallaya sallaya içeriye girmiş. Kahvehanede bir anda büyük bir sessizlik olmuş. Herkes korkuyla bir köşeye saklanmış. Aslan Bey de korkusundan omzundaki okuyla yayını yere düşürmüş ve hemen o da masanın altına girerek saklanmış. "İmdat! Yetişin!" diye feryat etmeye başlamış. Bu sırada ayı homurdanarak avcı Aslan Bey'in saklandığı masaya doğru ilerlemiş. Ayının üzerine doğru geldiğini gören Aslan Bey ölüm korkusuyla hemen masanın altından fırlamış ve kendini dışarıya atmış. Aslan Bey bir yandan koşuyor, bir yandan da "İmdat! İmdat!" diye bağırıyormuş. Ayı da Aslan Bey'in ardından onu kovalıyormuş. Bir müddet sonra köyün çocukları da kahkahayla gülerek avcı Aslan Bey'le
onu kovalayan ayının peşine takılmışlar. İşte bu kahkaha seslerini duyan avcı Aslan Bey'in aklı başına gelmiş. Arkasına dönüp bakmış ki bir de ne görsün. Kendisini takip eden ayı gerçek bir ayı değilmiş. Ayı postuna bürünmüş bir köylüymüş. Bunu gören ve durumun farkına varan Aslan Bey utancından yerin dibine geçmiş. Kafasını eğerek hemen evine gitmiş ve bir daha da köydeki o eski kahvehaneye uğramamış. Aslan Bey böyle yerin dibine geçmiş utancından ama yine de evde karısı Lale Hatun'a kibirli kibirle övünmekten geri durmamış. Her akşam söyle bakalım hatun, bu dünyada benden daha iyi bir nişancı, daha usta bir avcı var mı diye sorarmış. Lale Hatun da yine korkarak hayır yok efendim diye cevap verirmiş. Günler böyle geçerken Lale Hatun kocasının bu durumundan artık çok bıkmış ve çareler aramaya başlamış. Bunun üzerine Lale Hatun bir gün derdini anlatmak üzere ihtiyar komşusu Bilge Ana'ya gitmiş. Bilge Ana köyde nasihatları ve şifalı otlarıyla hazırladığı ilaçlarıyla tanınan yaşlı bir kadınmış. Uzun beyaz saçları, buruşuk ama bilge yüzüyle Bilge Ana, köyün bütün dertlerine derman bulan bir kişiymiş. Lale Hatun, Bilge Ana'nın küçük ve mütevazi evine girdiğinde Bilge Ana onu sıcak bir gülümsemeyle karşılamış. Lale Hatun, kocasının kibirli tavırlarından ve her akşam yaşadığı korkudan bahsetmiş Bilge Ana'ya. Bilge Ana, Lale Hatun'un anlattıklarını dikkatle dinledikten sonra elindeki tesbihini çekerek bir müddet düşünmüş ve sonra şöyle demiş: "Ey kızım, kocan sana akşam nişancılığından, ustalığından bahsederse senden daha usta bir nişancı var dersin. O da sana nerede diye sorarsa Kaf Dağı'nın ardındaki tepeye dayanmış bir dev var. Karayel adında kara bir dev. İşte o senden daha iyi bir nişancıdır. Git onu bir gör dersin. Kocan da dayanamayacak ve onu aramaya çıkacaktır. Orada yaşadıklarından sonra da umulur ki bu kötü huyundan, kibirlenmekten ve gururlanmaktan vazgeçer." Bilge Ana'nın bu söylediklerini dikkatle dinleyen Lale Hatun bir çözüm yolu bulundu diye çok sevinmiş. İhtiyar komşusuna teşekkür ederek evine dönmüş. Akşam kocası Aslan Bey gelince her zamanki gibi yine "Bu dünyada benden daha iyi bir nişancı, daha usta bir avcı var mı?" diye sormuş Aslan Bey. Lale Hatun bu defa "Evet, var." demiş. Bunu duyan Aslan Bey çok meraklanmış ve hayretler içerisinde "Benden daha büyük bir usta olan bu avcı kim ki acaba?" diye sormuş. Lale Hatun hemen Bilge Ana'dan duyduklarını sıralamaya başlamış. Kaf Dağı'nın ardındaki tepeye dayanmış, Karayel adında kara bir dev var. O senden hem daha iyi, hem de daha hızlı koşan, hem de daha iyi bir nişancı diye karşılık vermiş. Aslan Bey, karısı Lale Hatun'un söylediklerini gururuna yedirememiş. Kendinden daha usta bir avcının varlığı onu çok rahatsız etmiş. "Ya öyleyse ben de oraya gidip o avcıyı bulur, kimin daha usta olduğunu gösteririm." demiş. "Sen bana yarın sabah erkenden sağlam bir ayakkabı, demir bir asa, bir torbada yiyecek hazırla. Güneş doğar doğmaz yola çıkacağım."
Lale Hatun da her akşam kocasının kibirli, gururlu övünmelerinden kurtulacağı için çok sevinmiş. Ertesi sabah erkenden kalkıp kocasının istediklerini hazırlamış. Aslan Bey de güneş doğarken yola koyulmuş. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Nihayet harap bir değirmene rastlamış. Çok yorulduğu için içeri girip biraz dinlenmek istemiş. Değirmende aksakallı, nur yüzlü, ihtiyar bir adam varmış. Ve Aslan Bey'i içeriye buyur etmiş. Ona demiş ki, ''Oğul, sen bu kızgın çöllerde ne arıyorsun? Tam 20 yıldır buradan bir Allah'ın kulu bile geçmedi.'' Aslan Bey ise, ''Ey babacığım, neden geçmedi ki?'' diye sormuş. İhtiyar adam, ''Çünkü burası ölüm çölüdür.'' diye cevap vermiş. ''Şimdi söyle bakalım, sen bu ölüm çölünde tek başına ne arıyorsun?'' Aslan Bey, ''Ey babacığım, benim bir derdim var da o yüzden buradayım.'' demiş. Kaf Dağı'nın arkasındaki Karayel adındaki devi görmeye gidiyorum. O benden daha iyi bir nişancıymış. Onunla yarış yapıp kimin daha usta olduğunu göstereceğim ona. Bunları dinleyen ihtiyar adam parmağıyla işaret ederek, ''İşte görüyor musun evladım? Karşıda bir duman gibi görünen dağ var ya, İşte orası Kaf Dağı'dır. Ama sen o dağı geçemezsin. Oraya insanlar ancak çelik bir oluktan girebilirler. Ama o çelik oluğun ağzında bir aslanın yuvası vardır. Kim ki o çelik oluktan içeriye girmeye çalışır, o aslan da o adamı tutar, herkesi parçalar.'' Aslan Bey, ihtiyar adamın söylediklerini dikkatle dinledikten sonra merakla, ''Peki babacığım, o aslanın yuvasını geçmenin bir yolu yok mudur?'' diye sormuş. İhtiyar adam gülümseyerek, ''Vardır tabii ki, vardır evladım. Şimdi sana bir ekmek vereceğim. Bu ekmeğin adı iyilik somunudur. Bir tehlikeyle karşılaşınca bu ekmekten bir lokma koparıp atarsan her işin kolay olur. O aslanın yuvasından da ancak bu şekilde geçebilirsin.'' Aslan Bey, ihtiyar adamın kendisine verdiği iyilik somununu, iyilik ekmeğini almış ve heybesinin içine koymuş. Sonra ona çoktan çok teşekkürler ederek tekrar yola koyulmuş. Az gitmiş, uz gitmiş. Günlerce yol gittikten sonra Kaf Dağı'na yaklaşmış. İhtiyar adamın bahsettiği çelik oluğa gelmiş. Oluğun ağzındaki aslan, Aslan Bey'i görür görmez saldırmak için koşmaya başlamış. Fakat Aslan Bey, ihtiyarın verdiği iyilik somunundan bir parça koparıp onun önüne atınca aslan birden ortadan kaybolmuş. Bundan sonra Aslan Bey çelik oluktan geçip kapkaranlık bir mağaraya girmiş. Mağaranın içerisinde biraz yürüdükten sonra bir ses duymuş. Ses şöyle diyormuş: "Ey insanoğlu, devler memleketinde senin ne işin var?" Aslan Bey korkuyla ürpererek, Kaf Dağı'nın ardındaki tepeye dayanmış Karayel adındaki devin yanına gidiyorum diye cevap vermiş. O garip ses bir defa daha, "Sana yol verilmez, buradan geçemezsin" diye gürlemiş. Bunun üzerine Aslan Bey'in aklına yine ihtiyar adamın verdiği iyilik somunu gelmiş. Hemen heybesinden iyilik ekmeğini çıkarmış, bir parça koparmış ve yere atmış. İşte o sırada mağarada bulunan
zümrüdü anka kuşları bu ekmekten yiyince her yer aydınlanmış, o ses de ortadan kaybolmuş. Fakat biraz sonra Aslan Bey'in karşısına bu defa kocaman bir ejderha çıkmış. Aslan Bey artık öğrenmiş olduğu için yine iyilik somunundan bir parça koparıp o bir parça ekmeği ejderhanın önüne atmış. Ve ejderha o ekmek parçasını yerken Aslan Bey de mağaradan dışarı çıkmış. Çıkmış ama gördükleri karşısında hayretten hayrete düşmüş. Öyle bir şey görmüş ki Aslan Bey bugüne kadar böyle bir yer hiç görmemiş. Dışarısı cennet gibi bir yermiş. Yemyeşil çimenler arasında rengarenk laleler, sümbüller, papatyalar varmış. Her yerde beyaz köpüklü sular akıyor, meyve ağaçlarının üstünde bin bir renkte kuşlar uçuyormuş. Aslan Bey bir süre bu güzelliklerin arasından hayran hayran seyrederek yürümüş. Sonra bir tepe görmüş. Gerçekten de dev kara yel tepeye dayanmış uyuyormuş. Aslan Bey kara yelin büyüklüğünden çok korkmuş ama hemen cesaretini toplayıp bütün gücüyle şöyle bağırmış. Ey kara dev kara yel, sen dünyanın en iyi nişan alan ve en hızlı koşan avcısıymışsın. Var mısın benimle yarışmaya? Dev kara yel gözlerini açıp bu fısıltı gibi ses nereden geliyor diye etrafına bakınmış. Karşısında sinek kadar bir insanın durduğunu görünce çok şaşırmış. Aslan Bey'i hemen avucunun içine almış. Ey insan evladı, sen ne istiyorsun? Duymadım, bir daha söyle bakayım demiş. Aslan Bey yine sesini heybetli bir şekilde çıkarmaya çalışarak seninle önce bir koşu yarışı, sonra da nişan alma yarışı yapmaya geldim demiş. Bu sözleri duyan kara yel gök gürültüsüne benzeyen bir kahkaha atmış. Ey insan evladı, sen ne tuhaf bir adammışsın demiş. Boyuna posuna bakmadan benimle yarışmak mı istiyorsun? Sen kendini ne zannediyorsun? Madem kendine bu kadar güveniyorsun, o zaman seninle yarışmayı kabul ediyorum. Benden sana 9 gün mühlet. Kızıldağ'a doğru var gücünle koş. Sonra ben de koşmaya başlayacağım. Sana yetişirsem bil ki seni bir lokmada yutarım. Bunu duyan Aslan Bey hemen Kızıldağ'a doğru koşmaya başlamış. 9 gün durup dinlenmeden koştuktan sonra bir de bakmış ki dev kara yel arkasından ona yetişmek üzere. İşte tam bu sırada tarlada çift süren bir dev anası görmüş. Hemen ihtiyar adamın verdiği iyilik somunu aklına gelmiş ve heybesinden iyilik ekmeğini çıkararak bir lokma koparmış ve dev anasına vermiş. Dev anası, ne olur beni şu kara yel devinden kurtar diye ona yalvarmış. Dev anası, ey insan evladı, eğer ki sen bana iyilik ekmeğinden vermemiş olsaydın seni hemencecik yerdim ama şimdi sana yardım edeceğim demiş. Sonra da dev anası yere eğilerek Aslan Bey'i eline almış ve kırık dişinin içerisine koymuş. Bu sırada da dev kara yel dev anasının yanına gelmiş ve ona buradan bir insan evladı geçti mi diye sormuş. Dev anası ise hayır,
hiç kimse geçmedi diye cevap vermiş. Karayel bir sağa bakmış, bir sola bakmış. Etrafta kimseyi göremeyince tekrar Kaf Dağı'nın ardındaki tepenin yanına geri dönüp orada uyumaya başlamış. Dev anası da Karayel gittikten sonra Aslan Bey'i dişinden çıkarmış. "Ey insanoğlu, senin buralarda ne işin var? Bu dev Karayel seni neden kovalıyordu?" demiş. Aslan Bey de dev anasına niçin buralara geldiğini anlatmaya başlamış. "Ben usta bir avcıyım," demiş. Kaf Dağı'nın arkasındaki tepeye dayanmış dev Karayel'in benden daha hızlı koştuğunu, daha iyi bir nişancı olduğunu duydum. "Dünyada benden daha hızlı koşan biri ve daha iyi bir nişancı olamaz. Ben de bunu bu dev Karayel'e göstermek için buralara kadar geldim. Sonra onunla yarışmaya başladık. Ama anladım ki o benden çok daha hızlıymış. Eğer sen olmasaydın şimdi beni yemiş olacaktı. Hayatımı kurtardın. Sana çok teşekkür ederim." Bundan sonra Aslan Bey dev anasına demiş ki, "Eğer söylersen bir şeyi çok merak ettim." Dev anası, "Sor bakalım," demiş. "Ey ana, senin dişini kim kırdı?" demiş Aslan Bey. Dev anası da Aslan Bey'in bu sorusu üzerine başlamış anlatmaya. "Evladım, biz 6 kardeştik. Bir gün hep birlikte ava çıkmıştık. Dünyada bizden daha iyi nişancı, daha büyük avcı, daha büyük adam yok diye pek gururlanıyorduk. Avlanırken birkaç hayvan vurduk, hemen onları kebap yapıp yedik. Fakat tam bu sırada karşımıza birden bizden daha iri bir avcı çıktı. O kadar iriydi ki bu dev, koca deniz diz kapaklarına geliyordu. Bu avcı denizden balinayı çıkartıyor, güneşe yaklaştırarak pişiriyor ve sonra da onu bir lokmada yiyordu. Fakat biz bu avcıyı gördüğümüz zaman kendi kibrimizden ve gururumuzdan vazgeçmeyerek ondan daha iyi olduğumuzu söyledik ve tabii ki de o dev avcıyı çok kızdırdık. Sonra o da bizi kovalamaya başladı ve 4 kardeşimin hakkından geldi. Ben ve küçük kardeşim ise bir mağaraya saklanıp zar zor onun elinden kurtulabildik. İşte benim bu dişim de onun attığı bir taşla kırıldı. Biz o kibrimiz ve gururumuz yüzünden 4 kardeşimizi kaybettik. O günden beri de yüreğimiz onların acısıyla yanıp kavruluyor. Ey evladım, sen de buralara kadar içindeki gurur yüzünden gelmişsin. Bak, az daha canından olacaktın. Gurur çok fena bir şeydir. İnsanın gözünü kör eder, doğruları göremez hale getirir. Senden daha cesur, daha hızlı koşan, daha iyi nişan alan, daha usta avcı olan birileri mutlaka vardır. Kendini hiçbir zaman büyük görme ve diğer insanları da küçümseme. Eğer sen şimdi bana gururundan vazgeçeceğine söz verirsen, sana mücevher dolu bir kutu veririm ve bir dakikada evine geri gönderirim. Ama hala sen bu gururundan vazgeçmezsen, başına gelecekleri sen bilirsin. İşte dev anasının bu sözlerinden sonra gururlu, kibirli Aslan Bey hatasını anlamış ve dev anasına söz vermiş. Dev anası da ona içi altınlarla, zümrütlerle, yakutlarla dolu bir kutu vermiş.
Bundan sonra Aslan Bey'in elindeki iyilik somunundan bir parça koparıp yere atmasını istemiş. Aslan Bey de dev anasının söylediği şeyi yerine getirmiş. Hemen heybesindeki iyilik somununu çıkarmış, bir parça koparmış ve yere atmış. İşte o lokma yere düştüğü anda bir zümrüdü anka kuşu gelmiş ve yerdeki iyilik ekmeğinden kopmuş olan lokmayı yemiş. Daha sonra Aslan Bey bu zümrüdü anka kuşunun üzerine binmiş. Zümrüdü anka kuşu geniş kanatlarını öyle bir açmış, öyle bir sallamaya başlamış ki Aslan Bey bir de bakmış ki bir dakikada evinin önündeymiş. Aslan Bey'i evinin önüne bırakan zümrüdü anka kuşu yeniden havalanmış ve kısa bir an içerisinde gözden kaybolmuş. Aslan Bey evinin kapısını çalmış. İçeriden Lale Hatun çıkmış. Kocasını görünce çok sevinmiş. Aslan Bey içeriye girmiş ve başından geçenleri Lale Hatun'a bir bir anlatmış. Hatasını anladığını, yaptıklarından pişman olduğunu ve bundan sonra kibirli ve gururlu bir insan olmayacağını söyleyip ondan özür dilemiş. Gözlerinde pişmanlığın ve alçak gönüllülüğün izleri belirmiş. Lale Hatun, kocasındaki bu değişimden dolayı çok sevinmiş, gülümsemiş ve ona sarılmış. Aslan Bey, bundan sonra sevgili karıcığım, her zaman alçak gönüllü bir insan olacağıma söz veriyorum. Gururumun ve kibrimin bize ne kadar zarar verdiğini anladım demiş. Aslan Bey, dev anasının verdiği mücevherler, yakutlar ve altınlar dolu olan kutu ile köyde güzel bir köşk yaptırmış. Bu köşk, köyün en ihtişamlı yapılarından birini olmuş. Ancak Aslan Bey, bu ihtişamın, bu zenginliğin içinde bile alçak gönüllülüğünü korumuş. Köylülerle daha samimi, daha yardımsever bir ilişki kurmuş. Köylüler de Aslan Bey'deki bu değişikliği hayranlıkla izlemişler, onunla gurur duymuşlar ve ona saygı göstermeye başlamışlar. Aslan Bey hayatı boyunca alçak gönüllü, sevgi dolu ve yardımsever bir insan olarak yaşamış. Lale Hatun da kocasının bu yeni halinden çok memnun imiş. Onlar ermiş muratlarına, biz çıkalım kerevetine. Gökten üç elma düşmüş derler. Biri bu masalı okuyanın, biri başkalarını anlatanın, biri de gururlu olmayanların başına. Hoş kalın, hoşça kalın. Çoktan çok selamlar.